فليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن ومن عاقب بمثل. Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı Sultanlarının 9.'sü, İslam Halifelerinin 74.'sü, 2. Beyazıt Han'ın oğlu 10 Ekim 1470'te doğmuştur. 21 Eylül 1520, Orta Doğu tarihinden ismi silinmeyecek, Fatih'ten sonra onu kadar doğuya ve batıya hakim bir Rönesans aydını, Yavuz Sultan Selim Ağa'nın 50 yaşında vefatını 497. yıl dönümünde Yasin-i Şerif okurken ruhunu teslim ettiği yerde kendisini anmak ve dualarla dualarda bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Osmanlı İmparatorluğu onun Afrika'ya, Orta Doğu'ya yerleştiği ordusuyla Edirne'ye yola çıkmıştı. Ne var ki sırtındaki şirpençe ya da aslan pençesi denen zehirli çıbana kendisinin müdahale etmesi ölümünü çabuklaştırmıştır. Muhtemelen hedefinde Macaristan veya İtalya vardı. Öldüğü yerdeki köye de sırtındaki çıbandan dolayı Yukarı Sırtköy adı verilmiştir. İç organlarının gömülüp bulunduğu yer net olarak bilinmemekle birlikte bu civarda bulunan beyaz yuvarlak bir taşın Yavuz Sultan Selim Han'ın öldüğü yer olarak düşünülmektedir. Bu taş bulunduğu yerden alınarak 1946 yılında Yukarı Sırt Köyü'ne yapılan okulun bahçe duvarına konulduğu yaşlılarca bilinmektedir. Türk ve İslam birliğini geliştirmek için büyük gayret sarf eden Yavuz Sultan Selim Han 8 yıllık padişahlığı at üzerinde seferlerde geçmiştir. Boş zamanlarının ise çok az bir kısmına İstanbul'daki sarayında veya Tekirdağ çevresinde avcılık yaparak zamanını değerlendirmiştir. 1470 yılında doğan Yavuz Sultan Selim Han, dünya tarihinin mimarlarından biridir. Dönemin ünlü alimleri tarafından yetiştirilen Yavuz Sultan Selim Han, çok cesur ve muharebeyi seven olarak bilinir. Edebiyat ile ilgilenir, edebiyatı çok severdi. Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı topraklarını 2,5 misli genişletmiş, tarihe şerefle geçecek birçok zafere imza atmıştır. Edirne'ye doğru ilerlerken, Murat ve Yukarı Sırt yakınlarında sırtında zehirli bir çıban çıkması sonucu 1520 yılında hayata gözlerini yummuştur. Değerli davetliler, Muratlı ilçemiz aynı zamanda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği modern çağdaş cumhuriyetimizin mübadele ile Balkanlardan gelen Türklerin yerleştirildiği planlı örnek bir yerdir. Bu vesileyle edebiyata intikal etmiş olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Yavuz Sultan Selim Han ve tüm ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selim Han Hazretlerini anmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Az sonra değerli hocamız mevsimin ve zamanın el verdiği kadar da olsa Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ile ilgili bilgisini, araştırmalarını bizlerle paylaşacaklar. Ben çok fazla haddimi aşmak istemiyorum. Sadece Yavuz Sultan Selim Han'la ilgili belki de hepimizin bildiği ama beni kişisel olarak çok etkilemiş olan Mısır'ın fethinden sonra ve kutsal toprakların Osmanlı İmparatorluğu himayesine geçmesinden sonra kendisine verilen Hakimül Harameyn sıfatının yerine Hadimül Harameyn sıfatını tercih etmesi, ben bu toprakların hizmetkarıyım
demesi, beni etkileyen bu sözü bir kez daha sizlerin huzurunda paylaşmak istiyorum. Bu biz yöneticilere de her zaman şiar olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de millete efendilik yoktur, millete hizmet eden onun efendisidir diyerek aynı anlayışı devam ettirmiştir. İnşallah yıllar boyu Muratlı'nın tanıtımına da katkıda bulunarak bu törenleri düzenlemeye devam ederiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ya Allah!